Değerli arkadaşlar, günaydın. Günaydın diye başlıyorum. Ben her ne kadar şu anda saatlerimiz 03 civarını gösteriyorsa da sizler bu analizi büyük ihtimalle sabah saatlerinde dinleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, haftaya ABD ile Çin arasında son günlerde yaşanmakta olan flörtleşmenin bir nevi, tabirime hoş görünüz, balayı havasına dönüşmesi şeklindeki bir gelişme ile başlamış bulunuyoruz. Pazar gecesi Trump'ın yapmış olduğu bir açıklama ile Çin ile 1 Mart tarihi olarak öngörülen anlaşma sürecinin ertelendiğine dair bir yaklaşım ve anlaşmaya yakınız, her şey çok iyi gidiyor vesaire vesaire şeklinde artık son dönemlerde alışkın olduğumuz ve bir türlü de itimat edilebilir özellikten uzak olan açıklamalara tanık olduk. Zira bu balayı sürecinin kaç gün süreceğini, bu cicim ayının kaç gün süreceğini açıkçası bilmiyoruz. Hatta kaç saat süreceği bile meçhul durumda. Belki 3-5 saat sonra çok farklı bir rüzgar esebilir. Ancak bir gerçek var ki bu gelişme özellikle Çin açısından bir rahatlama yarattı. Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler nezdinde bir ferahlama yarattı. Sıcak para ABD'den çıkarak önemli ölçüde risk almaya başladı ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir değer kaybı değerlenme söz konusu olurken ABD'nin ise dolarında çok hafif yollu bir geri çekilmenin olduğuna tanık olduk. Şurada görmekte olduğunuz gibi euro dolar paritesinin 1.1350'nin üzerine çıkarak 1.1370'ler civarına ulaştığına tanık oluyoruz. Burada önemli faktör Brexit ile ilgili olarak Theresa May'in yapmış olduğu bazı açıklamalar oldu. Yine burası da Çin-ABD arasındaki gerginlikte olduğu gibi bu konuda her an her saniye değişen haber akışıyla farklı bir boyut kazanmakta. Brexit konusuyla ilgili olarak anlaşmasız Brexit olayından ziyade belki bir anlaşma ihtimali doğabilir şeklinde yorumlanmakta. Bu da Euro'nun bir miktar değer kazanmasına sebep oldu. ABD doları niçin değer kaybediyor? Doğal olarak ABD doları gelişmekte olan ülkeler bazında en başta bu faktör olmak kaydıyla bollaşıyor, yayılıyor, daha çok risk alır bir konuma geliyor ve risk aldığı için de bollaştığı için de bollaşan bir şeyin değerinde bir miktar düşüş olması normaldir. Ancak Japonya'nın açısından duruma baktığımız zaman ABD dolarının Japonya'nın karşısında değer kazandığını görmekteyiz. Bu durumu arkadaşlar nasıl izah edebiliriz? Bu durum ise para eğer piyasada risk almaya başlıyorsa, güvenli limandan uzaklaşıyorsa bu durumda bu tablonun oluşması doğaldır. Zira Japon yenini biliyoruz arkadaşlar güvenli bir liman olarak algılanmakta. Yine altın için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dünya piyasalarında, küresel piyasalarda risk algısı yoğunlaştıkça, parayı bir okyanusta yüzen bir gemi olarak yorumlayacak olursak, bu durumda sıcak para, hatta buna serseri para dahi diyebiliriz. Oradan oraya konuşlanmak isteyen ve risk almak isteyen, daha fazla kazanmak isteyen para bir şekilde sisli bir havayı gördüğü zaman, dalga boyunu yüksek gördüğü zaman bir şekilde güvenli limanlara ulaşmakta. Bu güvenli limanlardan bir tanesi Japon yeni, bir tanesi ise altın. Ama şu an itibariyle, pazar gecesinden itibaren bir risk iştahında artış olduğuna tanık oluyoruz. Tabii ki bu tablonun ne kadar devam edebileceği hususu ayrı bir konu. Evet arkadaşlar, gelelim dolar-TL konusuna. Dolar-TL'de tabii ki bu olumlu atmosferden etkilenmek kaydıyla 5.30 desteği olarak bildiğimiz destek noktasını test etme eğilimine girdi. Hafta başında aktarmış olduğum analizde, daha doğrusu dün akşam itibariyle aktarmış olduğum analizimde 5.31-5.31.50 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir ama daha aşağısında 5.30 desteğinin kırılacağı anlamına gelecek kadar bir gevşemenin oluşmasını beklemediğimi ama 27-28 Şubat tarihi itibariyle yani bu hafta içerisinde göreceğimiz bu tarihler itibariyle Merkez Bankası'nın Şubat vadedeki pozisyonlarının kapanacak olması ve genel olarak da vade sonlarında taşımakta olduğu yüklü pozisyonları daha avantajlı seviyelerden kapatabilmek adına Merkez Bankası'nın ekstra bir baskısının olabildiğini, bu nedenle de 5.28-5.30 aralığının dahi görülme ihtimalinin var olduğunu ancak bu seviyelere yönelik geri çekilmelerin pek de kalıcı olmayacağını
anlık olabileceğini, tekrar hızlı bir şekilde 5.30 seviyesinin üzerine çıkılarak 5.30 desteğinin muhafaza edilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etmiştim. Tabii ki dün geceki Çin ile alakalı olan gelişmeler ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında bir miktar değer kazanma eğiliminin olması bu tabloyu birazcık sarsmış olsa da yine biz 5.30 desteğini muhafaza etme gayreti içerisindeyiz. Şu anda da görmekte olduğunuz gibi her ne kadar ilerleyen saatlerde 5.29-39 seviyesine kadar, dün gece için söylüyorum, 5.29-39 seviyesine kadar bir salınım olsa da şu anda 5.30 desteğinin üzerinde bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, grafiğimize dönecek olursak, görmekte olduğunuz bu kanalımızı size sürekli olarak aktarıyorum. Bu bir yükselen kanaldı ve bu yükselen kanalın alt desteği, yani şuradaki alt bandımız, her geçen gün biraz daha yukarı gitmek durumundaydı yükselen kanal olduğu için. Bugün arkadaşlar ilk defa bu kanalın aşağısında bir kapanış yaşanmış oldu. 5.32, pardon şurayı göstermem gerekiyor, dün itibariyle 25 Şubat tarihi itibariyle 5.31-21-24 idi kanal desteğimiz. Kapanış ise 5.30-17 ile gerçekleşti. Ama genel manada 5.30 seviyesinin psikolojik bir destek olduğunu dikkate almak kaydıyla bu kanalın altındaki kapanışı çok da fazla önemsemek veya çok fazla bir anlam yüklemenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Tekrar ifade etmek istiyorum arkadaşlar. 5.30 seviyemiz psikolojik bir destek konumundadır. Bu desteğe çok yakın bir seviyedeyiz. Bu desteğin birazcık ciddiyetle sorgulanıyor olmasında Çin'le alakalı olan gelişmelerin önemli bir rol oynadığını ifade etmek lazım. Ama bu husustaki dün oluşan çok olumlu, çok ılımlı havanın, haber trafiğiyle gelişen bir mevzunun çok uzun soluklu olma ihtimalini de zayıf gördüğümü ifade etmek isterim. Zira özellikle yabancıların son dönemlerde dolar-tl'ye yönelik bir ilgisi olduğunu da zaman zaman sizlere izah ediyorum. Borsadan yapılan kar satışlarının bir şekilde dolara evrilme şeklinde bir niyetin gündemde olduğunu da hatırlamakta yarar bulunuyor. Değerli arkadaşlar, bu tablo dahilinde bir de sizlere evet günlük durum itibariyle bakalım arkadaşlar. Dün itibariyle aktarılan analizimizde 28.46 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimalinin mevcut olduğunu, 5.30-63 seviyesinin ise pivot seviyesi konumunda olduğunu ifade etmiştim. Nitekim bugün itibariyle arkadaşlar görmüş olduğumuz seviye, pardon çok özür dilerim, şuradan göstermem gerekiyordu. 5.32-25 seviyesinin önemli bir pivot noktası olduğunu ve 5.30-39 ve 5.29-31 seviyelerinin ise eğer 5.30'un aşağısına inilecek olursa bir tepki noktası olarak izlenmesi gerektiğini ifade etmiştim. 5.29-31 seviyesiydi ikinci destek noktamız. Dün itibariyle de görmüş olduğumuz en düşük seviye ise 5.29-39 oldu ve şu an için 5.30-65 seviyelerindeyiz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün takip etmemiz gereken pivot değerlerine bakacak olur isek 5.30-63 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. Şu anda da bu bölgeler civarındayız. Değerli arkadaşlar, bu seviyenin aşağısında kalınır ise 5.30'un da, yani 5.30 psikolojik desteğinin de aşağısına inecek olur isek 5.28-46 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığının gündemde olduğunu düşünebiliriz. Yani 5.30'un aşağısına, 5.30-63 seviyesinin aşağısında bir seyir hakim olur, 5.30 desteğinin de altına inecek olur isek bu durumda yönün aşağı eğilimde olduğu ve bu aşağı eğilimin ise 5.28-50'lere kadar devam edebileceğini dikkate alabiliriz. Şayet 5.30 seviyesinin üzerindeki seyir devam etmekte ise 5.31-87 seviyesine kadar bir yükseliş, buranın da aşılması durumunda 5.34'e kadar devam edebilecek olan bir yükseliş eğiliminin var olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şubat ayının son haftası itibariyle ve Merkez Bankası'nın short pozisyonlarını kapatma döneminin bu günlere denk gelmesi münasebetiyle dolar TL'de bu haftanın biraz daha zayıf bir seyir içerisinde olması ve 5.35'e yönelik ataklar olsa dahi bu 5.35 önemli direnç noktasının aşılma ihtimalini bu hafta için düşük bir olasılık olarak görüyorum. Hele bir de bu Çin-ABD ile alakalı olan olumlu bir gelişmenin olduğu bir süreç içerisinde.
Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın neler yaptığı konusuna gelelim. Merkez Bankası bugün oluşan olumlu havanın da etkisini kullanmak kaydıyla her ne kadar Şubat vade içerisinde son günlerde olduğu gibi herhangi bir işlem yapmamış olsa da diğer vadelerde short pozisyon oluşturma ve biriktirme silahını kullanmaya devam ediyor. Zira bugün de oldukça olumlu bir hava vardı. Bu havayı da kullandı. Evet, Şubat vade itibariyle Merkez Bankası'nın dolar viyop pozisyonlarında herhangi bir işlem yapmadığını görüyoruz. Hatırlatmak bakımından sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın elinde bütün Şubat vade itibariyle, Şubat vadenin genelinde toplamış, biriktirmiş olduğu short pozisyon sayısı 848.800 adet arkadaşlar. Yaklaşık short pozisyon miktarının %100'lük bir bölümünü Merkez Bankası oluşturmakta. Ortalama maliyetinin ise 5.57.80 olduğunu görmekteyiz. Gelelim arkadaşlar Mart vadeye. Mart vade itibariyle Merkez Bankası bugün arkadaşlar 30.853, yaklaşık 31.000 kontrat civarında short pozisyon açmış durumda. Merkez Bankası özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde de yaklaşık 150.000 kontrat civarında pozisyon açmıştı. Hemen hemen her gün 30.000 kontrat civarında short pozisyon açmayı bir adet haline getirmiştir diyebiliriz. Bugün itibariyle, dün itibariyle ise 31.000 kontratlık bir pozisyon açtığını görüyoruz. Nisan vadeye bakacak olur isek, Nisan vadede bugün biraz daha fazla miktarda, daha doğrusu dün diyeyim arkadaşlar, dün itibariyle, haftanın ilk günü itibariyle normal geçtiğimiz haftaki istikrarına oranla biraz daha yüksek miktarda pozisyon açtığını görüyoruz. 16.500 kontrat pozisyon açmış durumda. Yaklaşık 660-670 bin kontrat civarında Merkez Bankası Nisan vadede pozisyon taşımakta. Özetle Merkez Bankası short pozisyon açmak noktasında piyasadaki dolar TL hususundaki volatiliteyi engelleyebilmek için gayret sarf etmeye devam etmekte. Sevgili arkadaşlar, bir de dolar viyop grafiğimizi inceleyelim isterseniz. Dolar viyop grafiğimize geldiğimiz zaman ise tabloyu şöyle görmekteyiz değerli arkadaşlar. Bir önceki gün hafta başında verilen analizde 5.33.69 ile kapanış gerçekleştiğini, ancak pivot seviyemizin 5.33.71 olduğunu, hem bu seviyenin aşağısında olması hem de gece saatlerinde dolar TL'de bir aşağı eğilimin varlığı nedeniyle haftaya düşük bir başlangıçla başlama eğiliminin daha yüksek olacağını vurgulamıştım. Buradayız arkadaşlar. 5.31-5.31.50 seviyesinin önem taşıdığını, bu bölgelerden bir tepki oluşabilme ihtimalinin önemsenebileceğini vurgulamıştım ama malumunuz üzere Çin ABD ile olan gelişmeler ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanıyor şeklindeki manzarası sonucunda 5.30 seviyesi bizim limit noktamızdı. 5.30 seviyesine kadar, 5.30-0.2 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı gündeme gelebilirdi. 5.31.50'nin altına inilmesi durumunda. Nitekim arkadaşlar bugün bakıyoruz 5.30-0.5 seviyesine kadar bir geri çekilme olmuş. Neredeyse milimetrik olarak, son destek olarak, son kritik destek olarak gördüğümüz nokta test edilmiş ve buradan sonra ufak çaplı bir yukarı eğilim ile 5.30-5.55'ten kapanış yaşanmış görünüyor. Sevgili arkadaşlar, bugün için dikkat etmemiz gereken seviyeler ne olabilir? 5.31-0.4 seviyesi pivot seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu seviyenin aşağısında bir kapanış yaşanmış durumda. Şu an için dolar TL'de 5.30'un üzerinde 5.31'e yaklaşan bir çabanın olduğunu dikkate alalım. Ve bu durumda sabah itibariyle özellikle saat 11'ler civarında Londra piyasalarının açılmasıyla birlikte dün yaşanan coşkunun bir miktar bir kar satışı şeklindeki eğilimin dünya piyasalarında oluşabilme ihtimalini de dikkate aldığımız zaman biraz daha yukarı eğilimli 5.31 seviyesini destek yapmak, bu pivot seviyesinin üzerinde kalmak, 5.32 seviyesini tekrar zorlamak niyeti içerisinde olan bir viyop dolar tablosuna tanık olabiliriz. Ancak 5.34 seviyesi önemli bir direnç, yine 5.35 seviyesinin önemli bir direnç olarak yarın adına da karşımıza çıktığını görüyoruz. 5.32'nin üzerine yönelik sıçramalarda
Diğer dünya piyasalarındaki gelişmeleri, euro dolar paritesinin 1.1350'nin aşağısına inip inmediğini dikkate alarak hareket etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Zira 5.3250'nin üzerinde tutunmakta zorlanan ama genel olarak 5.31'ler civarında hareket etmek isteyen, 5.31'in alt aşağısında bugün olduğu gibi 5.30 seviyesinin aşağısına inmek istemeyen bir seyir içerisinde günü geçirebileceğini düşünebiliriz. 5.31.09 seviyemiz arkadaşlar bir destek noktası olarak şurada görmüş olduğunuz yukarı trendin devam edebilmesi bakımından bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Zira 5.31.04 seviyesi de zaten pivot seviyemiz olarak mevcut gündemde olan bir seviye. Arkadaşlar bir de haftalık olarak bakalım isterseniz biraz daha geniş bir pencereden durumu incelemiş olabilmek bakımından. Haftalık olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar 5.31 seviyesini yine burada önemli bir destek noktası olarak görüyoruz. Bu desteğin ve özellikle 5.30'un kırılması durumunda aşağı eğilim nereye kadar devam edebilir sorumuza yanıt ise arkadaşlar 5.27.70 seviyesini görmekteyiz. O halde 5.30'un aşağısında kalıcı bir seyirin oluştuğuna tanık olur isek 5.30'un üzerine çıkmakta 5.30-5.31 bölgesinde tıkanan bir tablonun mevcut olduğuna tanık olursak long pozisyonlar için birazcık sıkıntılı bir süreç olabilir düşüncesiyle 5.28'lere kadar bir geri çekilme ihtimalinin var olabileceğini hesaplara katmak gerekecektir. Ancak genel manada 5.30-5.31 aralığının korunması hususunda bir gayretin yoğun olacağını düşünüyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. 27-28 Şubat tarihleri Şubat vadenin son günleri olacaktır ve Merkez Bankası'nın elinde bulundurduğu 850 bin kontrat civarındaki short pozisyon o tarih itibariyle son tarih itibariyle vadenin son tarihi itibariyle uzlaşma fiyatıyla otomatik olarak kapanacaktır. Son dönemlerdeki eğilimi budur Merkez Bankası'nın yayılma politikasına pek gitmiyor ve bu tablo dahilini dikkate aldığımız zaman ise Merkez Bankası'nın olabildiğince düşük bir seviyeden pozisyonlarının kapanmasını isteyeceğini de dikkate alabiliriz. O tarihlerde biraz daha baskısının yoğun olma ihtimali mevcuttur. Bu açıdan 5.30 aşağısına yönelik sarkmalar olabilir. Bu durumu bir panik meselesi olarak değerlendirmek doğru olmaz veya bu düşüşün kalıcı bir düşüş olarak nitelendirilmesini beklemek doğru olmayabilir. Bu faktörü de akılda tutmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Evet arkadaşlar, Viyop konusunda söyleyeceklerim bunlardan ibaret olup Viyop ve endeks Viyop, Viyop dolar ve USD dolar USD TL'ye kuru açısından söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Mevcut analizlerden anında bilgi sahibi olabilmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmanızı istirham ediyorum. Gün içerisinde de çeşitli analizler veya veriler aktarabilmekteyim. Bu hususta da Twitter adresimi takip etmeniz yarar sağlayabilir. Efendim güzel bir gün diliyorum. Umuyorum ki pozisyonlarınız beklediğiniz yönlerde gelişim göstersin. Hoşçakalınız, saygılarımla.